Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber TV izleyicileri, yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Hatay ilimizdeyiz. Hatay ilimizin Amanos ormanlarının içerisinde Şarlayan Şelalesi'ne gideceğiz. Burası geçen yıl keşfedildi. Daha önceler de varmış da yerel halk biliyordu. Yaylada, köyde bulunanlar biliyordu. Tabi burası Hatay'a ait. Biz İstahya üzerinden geldik. Hatay'ı da geçtik. Buraya işte pick-up araçlarla, 4x araçlarla, yüksek minibüslerle, eski model minibüsler, kamyonetlerle gelebilirsiniz buraya. Yoksa çok kötü bir yolu var buranın hakikaten. Şimdi o şelaleye intikal edeceğiz. İnşallah sizlere o güzel görüntülerle tanıştıracağız. Sizler de burayı bizim aracılığımızda, Rehber TV aracılığıyla, programımız aracılığıyla bu şelaleyi gezmiş, görmüş gibi olacaksınız inşallah. Hadi başlayalım maceramıza. Burada bir mağara var ama bilmiyoruz nereye gidiyor. Tıpkı yağmur ormanları gibi. Diyordum ki ne, buradan da üstümüze yağmurlar yağıyor. Evet ya. Gerçekten öyle. Evet. Damlacıklar. Serinlik. Şelalelerin damlacıkları üzerimize yağıyor. Acayip bir yerdi. Korkunç, biraz suyun sesi de, debisi de çok kuvvetliydi. Suyun üstüne geliyordu. Fazla duramadım orada. Hemen birkaç saniye durdum, devam ettim. Şarlayan Şelalesi'nin üst kısmındayız. Birkaç dakika öncesine kadar yukarıdan almıştık burayı. Şimdi birinci kısımdayız. Bir de buranın döküldüğü yer var, az önce izlediğimiz yer. Şu an uçurumun üzerindeyim. Küçükle duruyorum burada. Şelalenin ağzı bir hayli kalabalık. Hala video fotoğraf çektirenler var. Boş bulup da bir türlü tam görüntü alamadım. Şöyle kısa kısa görüntüler çekiyorum. Yani bakın şelaleden buranın nasıl 10 metre yok. Oraya gittim, ayağa kalktım. Yüzümü dönemedim şelaleye. Çünkü müthiş bir baskı vardı böyle.
hem su geliyor hem de ses hem de şelalenin o dehşetli gelişi gerçekten beni ürpertti. Parlayan şelalesi birinci kısım, üst değil de dökülen yerin birinci kısmı. Buradan halen daha aşağı gideceğiz. Mesela şurada terasta, balkonda arkadaşlar duruyor. Şimdi İlhan'la da bir sürekli geliyor. Onunla da bir fikir alışveriş yapalım. İlhan, bu Parlayan şelalesinin ilk kez gelişimiz. Evet. Ve bu birinci kısmı gezdik. Şimdi altına gideceğiz, ikinci kısma. Evet. Nasıldı burası? Burası çok güzel. Yani ilk gelmemize rağmen bayağı bir güzel bir şey var, atmosferi var. Yani şelaleler içerisinde diyebilirim en sert akanlardan bir tanesi şu anda. Yani bu kadarıyla. Ben yani video fotoğraf çekerken bile ayağa kalktığımda ürperdim. Evet. Dönemedim şelaleye. Acayip bir ürpertici çok, havası var değil mi? Bir de desibeli çok yüksek. Vuruşları falan evet. Yüksek. Bir de sanki çam ormanı değil burası. Kayın ormanları var genelde. Evet, aynen. Yağmur ormanlarını anımsattı az önce geçtiğimiz yer. Aynen, yağmur ormanları, bir de şeyi çok güzel. Atmosferi çok güzel. Birinci kısımdan memnun kaldık. Evet, çok güzel. Çok şimdi güzel. De alta bakalım. Aynen, bir de dar vadinin içinde olması da çok güzel değil mi? Bakıyoruz vadiyi. Evet. Müthiş bir görüntü. Devam ediyoruz maceramıza. Böyle bir yerin olması gerçekten büyük bir mutluluk. Değerli izleyicilerimiz, Hataylı'mıza ait Parlayan Şelalesi'nin en son kısmındayız. Çok merak ettiğimiz, bir yıldan beri bekliyordum burayı, kışın geçmesini bekliyordum. O muhteşem, muazzam şelaleye geldik. Bu arada bağırmaktan seslerim de gitti. Sesim böyle artık kalın geliyor. Bu muhteşem şelaleyi gördük, artık gam yemeyiz. Muhteşem bir yüksekliği, muhteşem bir görüntüsü var. Çok dehşet bir görüntüsü var bu şelalenin. Parlayan Şelalesi'nin. İyi ki gelmişiz. İyi ki görmüşüz. İyi ki burayı keşfetmişiz. Burayı da tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya biz de gücümüzün yettiğince tanıtmaya çalışacağız. Bu muhteşem Parlayan Şelalesi'ni. Parlayan Şelalesi'ne doğru buradan iniyoruz. Muhteşem bir görüntü var burada. Parlayan Şelalesi'nin parlayan sesiyle şarıl şarıl parladığını görüyoruz burada. Muhteşem bir atmosfer var burada. Hafta sonları yüzlerce kişi gelip burayı gezip görüp görüntülüyor. Abi,
değerli izleyicilerimiz, şelalenin tam altındayım. İşte buradan kafamın üzerinden akıyor. Güneş de vuruyor, parlıyor ama ne kadar yansıyor bilmiyorum. Tüm riskleri göz önüne alarak da bu görüntüleri almak için sizler için gün altına girdim efendim. Efendim şimdi de şelalenin diğer tarafına geçtim. Arkadaşlarımız öbür tarafta kaldılar. Tabii her tarafında bir sürü insan gelmiş. Bu muhteşem şelaleye belki bir daha gelemeyiz. Onun için biraz daha detaylı görüntüler almaya çalışıyorum sizler için. Muhteşem Şarlayan Şelalesi. Son görüntülerimiz. Şimdi buradan şelalenin üst tarafında bir mağaranın içinde havuz var. Orayı da görüntülemeye çalışalım. Değerli izleyicilerimiz, bu muhteşem görüntüler sizler için. Bizim programımızın farkıyla Hatay'da Şarlayan Şelalesi'ndeyiz. Doğal havuz, doğal mağara ve işte muhteşem görüntümüz. Tamam abi. Thank you.
Gidiyor mu bu daha içeri kadar? Evet. Gidiyorlar ya. Sokağa çok sevmiyor. Yok oğlum nasıl yok? Hadi gel. İşte mağaramız buraydı. Az önce buradan görüntü aldık. Karanlık duruyor ama biraz böyle görüntü almaya başladık. Şelalenin hemen yan tarafı. Burası da şelaleyi görebileceğimiz en uzak nokta. Değerli izleyicilerimiz, arabalarımızı, araçlarımızı bıraktığımız noktaya geldik ve programımızın, maceramızın sonuna da geldik. Burada suyun sesi ve ATV'lerin sesi, ATV'lerle de gelmiş bir ekip. Araçlar da bir hayli fazla. Bura son noktamız için, araçlar için. Buraya kadar kazasız belasız geldik inşallah. Şükürler olsun. İnşallah o müthiş yokuşlar vardı, toprak yokuşlar. Oradan da bir kaza bel olmadan asfalta kadar sağ salim inersek şükür edeceğiz Rabbimize yine. Böylelikle bir maceramızın daha sonuna geldik. Muhteşem şelaleyi, Şarlayan şelalesini sizler için gezdik, tozduk ve sizlere tanıttık hep birlikte. Haftaya bir başka macerada tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.